23 Eylül akşamı Rio Grande nehrini geçip geçmemeyi değerlendirdikten sonra bir grup Haitili aile şanslarını Amerika'da denemeye karar verdi. Cehennem. Annelerin bebeklerini besleyecek sütü kalmadı. Çünkü yemek yok. Anneler emzirmek zorunda ama aç kaldıkları için sütleri yok. Barınak yok ve güneş çok sıcak. O sabah yetkililer sığınmacıları havadan takip etti. Nehrin her iki tarafında onları caydırmaya çalıştı. Çoğunluğu Haiti'li olan sığınmacılar Meksika'nın kuzeyinde küçük bir kasabada kalmayı ya da Teksas'taki Del Rio nehrini geçmeyi değerlendirdi. Çünkü sonunda Haiti'ye geri gönderilme tehlikesi var. Sınırın iki tarafında gördükleri davranışlar hiçbir ülkenin kendi topraklarına sığınmacı istemediğini gösteriyor. Meksika'nın sınırdaki Reynosa ve Tijuana'da zaten kampları var ve daha fazla sığınmacı istemiyor. No que... Meksika'nın sığınmacı kampına dönmesini istemiyoruz. Hindistan'dan sonra Meksika dünyada ikinci en fazla göç veren ülke. Yaklaşık 12 milyon Meksikalı ülke dışında yaşıyor. Medyada Meksika hükümeti ülkeyi göçmenleri iyi karşılayan bir ülke gibi göstermek istiyor. Meksika son dönemde az sayıda Afgan göçmeni kabul etti. Ancak istatistikler farklı bir hikaye anlatıyor. Yüzü ölçümünün büyüklüğüne oranla Meksika çok az sayıda sığınmacı kabul ediyor. Alba, Korea Meksiko City'de İbero Amerikan Üniversitesi'nde eski sığınmacı araştırma bölümü direktörü. gördüğümüz en büyük sorun sığınmacıların göçmenlik başvurusunda bulunmasının engellenmesi. Bu hava alanlarında sınır kapılarında her yerde yapılıyor. Meksika hükümetinin mülteciler Komisyonu başkanı göçmenlik başvurularının bu yıl 120 bine yükseleceğini tahmin ediyor. Bu rakam 2020'de 70 bine yakındı. Komisyon birçok kayıtlı sığınmacının yoğunlaştığı Meksika Körfezi'ndeki Veracruz dahil birçok noktada yeni ofisler açıyor. Tapakula'da çok var. Göçmenlik sistemi zor. Belgelerinizi zamanında getirmiyorlar ve çalışamıyorsunuz. Gıda için, kalacak yer için ödeme yapmanız gerekiyor. Bütün bunlar masraf ve çalışmıyorsanız işiniz daha da zor. Latin Amerika, koronavirüsü salgını, ekonomik zorluklar, şiddet ve doğal afetlerin etkisiyle görülmemiş bir Haitili sığınmacı akınıyla karşı karşıya. Del Rio'da, Ciudad Acuna'daki kamplar dağıtıldı. Ama sığınmacı sorunu çözümden çok uzak görünüyor. Burcu Gündoğan, Amerika'nın Sesi, Washington.